Neyse. Arabalar, insanlar, her şeye geçiyor. Biz yine de videomuza başlayalım ve devam edelim. Orada da başka bir kamera var. El sallayalım. Ama tabii koymayacağım. Çünkü kafam gözüküyor. Neyse. Herkese merhaba millet. Bugün sizlere kullandığım motoru tanıtacağım. Kullandığım motor Yamaha MT-125 Ice Flow 2019 modeli. İşte jantlar kırmızı. Üstünde kırmızı detaylar var. Bu şekilde. O yüzden Ice Flow yani. 140 kilo bir motor. 140 kilo. Yani biraz teknik özelliklerinden ziyade size kullanışı, nesi iyi nesi kötü onları anlatmaya çalışacağım. 2 aydır kullanıyorum ben motoru zaten. Yani teknik özelliklerine falan bahsetmeyeceğim. Onu ekranın bir kısmına korum. Oradan bakarsanız yani 125 cc, sele boyu, jant, lastikler falan onları. Daha çok ben neyi tecrübe ettim, ne için, niye MT-125? Çünkü rahat, hani böyle sportif de duruyor gördüğünüzde. Yani sportif duruyor. Sportiflik bir yanı var. Ama oturma pozisyonu çok rahat ve ilk başlangıç için tavsiye edeceğim bir motor. Çünkü oturması rahat ve tam şehir içi. Yani zaten 125 cc'lik motor aldığında da habire bir başka şehire gitmeyeceğin için tam şehir içi bir motor. Yani oturuşu rahat. Gidon boyu falan bana göre iyi. Boyum 1.85 falan fişman. Bana göre iyi. Dijital ekranı var. Onu da hemen göstereyim. Tabii bak anahtarı sokuyoruz, çeviriyoruz. Böyle. Yani genel güzel bir görüntüsü var. Saati gösteriyor, kilometreyi gösteriyor. Toplam kaç kilometre yaptığınızı falan. 2 tane trip var. Bir de sonradan tripe giriyor benzin ışığı yandığında. Hemen bahsedeyim. Şimdi burada ışık yanıyor çünkü 1000 kilometre servisi geldi. Hala gidemedim. Randevu aldım. Gideceğim yakında. Hararet göstergesi, hız göstergesi. Ekran bu şekilde. Ekranda olmayanlar bak çok önemli. 2019 model MT'de şey yok, vites göstergesi yok. Kaçıncı viteste olduğunu bilmiyorum. Bu ilk başlayanlar için kötü bir şey. Tabii 125'te kimler sürecek ilk başlayanlar. Yani bu olmaması kötü. Ama sonra alışıyorsun zaten böyle bir 500-600 km gittikten sonra alışıyorsun. Ama kötü yani başta hep böyle bir kaçıncı vitesteyim, vites düşürme, vites çıkarma falan bir karışık olaylar oluyor. Çünkü kaçıncı viteste olduğunu bilmediğin için sürekli kaçıncı viteste olduğunu düşünüyorsun. Hep aklında tutamıyorsun ya. İlk başlayanlar için kötü bir şey. Benzin deposu bir de benzin göstergesinden bahsedeceğim. Abi şurası bak deponun şuraları açık. Şuraları açık. Buradan çok basit şekilde su girebiliyor yağmur yağdığında. Hadi sürerken fazla sıkıntı olmayabiliyor da. Park ettin yağmurda kaldı motor buralardan su giriyor. Başta fark ettim zaten bunun bu kadar açık olduğunu. Çok daha yağmura koymamaya çalışıyorum. Hani koysam bile buraya bir şey sıkıştırıyorum ki yağmur girmesin. Çünkü güvenli durmuyor. Ben sevmedim bunun böyle olmasını. Açık duruyor buralar. Çok kolaylıkla yağmur girebilir. Bir de benzin demişken hemen şundan da bahsedeceğim. Burada benzin göstergesi var. Doğru çalışıyor ama biraz karışık çalışıyor. Nasıl karışık çalışıyor? 5 tane çizgi olduğunu düşünelim. Benzin göstergesinden bir çizgi gittikten sonra sürmeye devam ama o çizgi bazen geliyor bazen geri gidiyor. Bazen geliyor bazen geri gidiyor. O yüzden pek motoru çalıştırıyorsun. Baktın benzin olmadığını gösteriyor. Sonra biraz sürdükten sonra bir çizgi daha geliyor. Sonra motoru kapatıyorsun tekrar açıyorsun. Hala dolu gözüküyor. Sonra çizgi tekrar gidiyor tekrar geliyor. Karışık orası da iyi değil. Hani depoda bir şey mi? Ben çözemedim. Ama kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi? Değil. Bu arada millet kanala abone olmayı unutmayın. Depo bu arada 11,5 litre. Kaç kilometre götürdüğünü sorarsanız hemen bakalım ben ortalama kaç litre kullanmışım. 2.3 yani kaba hesap yaparsak bir depo full bir depo 450 kilometre gidiyor. 400-450 kilometre ne kadar dikkatli sürerseniz bazen 350 de gidebiliyor. Bazen 400-450 o sürüşünüze bağlı bir şey. Ama ben tam benzin ışığı yandığında 350 km gitmiş oluyorum zaten. O yüzden hesapladığımızda da işte 450 km gider. Motorda Michelin lastikleri var. Yani iyi bir marka. Yola iyi tutunuyor. Kolay kolay kaymıyor motor. Bayağı iyi lastikler. Özelliklerini zaten ekran yan kısmına koyarım. Oradan bakarsanız. Yani jantlar çok çabuk kirleniyor. Kırmızı olduğu için çok çabuk kirleniyor. Bu çok belli oluyor. Hemen göze vuruyor jant pis diye. Motorun maksimum hızı 130. Hani 130'u geçer mi diyorsanız bayır aşağı giderseniz geçersiniz. Ama 130'u buluyor yani ben 90 kilo olmama lazım. Ben otoyolda düz yolda 130'u buldum. 130'u buldum ama daha da basmadım. Çünkü daha rodajdaydı. Hemen motoru elimize almayalım. Yani 130'u geçer.
130-135, zorlarsanız 140'ı bile bulabilir. Frenlerden bahsedeyim. Frenler güzel tutuyor. ABS falan çok iyi çalışıyor. Yalnız iki kişi oturduğunda sıkıntı olabiliyor frenler. Motor zor fren yapıyor. Yani bayağı bir mesafeden. Yani 5 metre duracağı şeyi 10 metrede duruyor. Frenlerde iki kişi oturduğunda sıkıntı ve ikinci kişi oturduğunda buralarda, burası da sıkıntı. Popoyu acıtıyor. Ve bu çok güzel bir şey. Bunu bir şeyle yapmışlar da ne olduğunu bilmiyorum. Yağmur yağıyor. Böyle şey olduğuna bakmayın. Bir bezle siliyorsun. 2 dakika sonra hemen kuruyor. Hani ıslaklık falan kalmıyor. Bayağı güzel. Ve şundan da bahsedeyim. Benzin deposu açtığınızda elinizde kalıyor. Bunu açıyorsun, böyle elinde kalıyor. Yani bir yer bulacaksın, koyacaksın, depoyu dolduracaksın. Ve şöyle bir sıkıntı var. Bu kendi kendine, bakın. Şuralarda. Kendi kendine kırıldı. Hani içine doğru göçtü buralar. Bu tarafta, o tarafta. Şu debriyajdan da bahsedeyim. Debriyaj çok geç kavruyor. Tam buralarda kavrasa çok güzel ama tam böyle tam bıraktığında kavramaya başladığı için çok basit stop edebiliyorsun. Dur kalk, dur kalk yapman gerekiyor bu debriyaja alışmak için. Uzunlar buradan yanıyor. Burası sinyal kolu. Burada da korna var. Ve buradan da uzunları yakabiliyorsunuz hemen böyle selektör. Burada işte ateşleme var. Burada da marş var. Motor bu şekilde.